<laughs> Yank, yankı var mı Yankı Yankı var mı Reis dördüncü ay seviliyorsun Oo, Oğlum A abone seslerini duyuyorum artık Çok güzelmiş Berke İnç hoş geldin kardeşim Abi Eko var Evet Eko var <laughs> Selamun Aleyküm Yankı Yankı ay olmuş, Var mı Dur bakayım bir ışıklara ışıklara bakayım. Öf! Vay 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 kardeşlerim özledim be. Sus lan oğlum siz bunu oh, ye, 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 Aa, ye, ye. ye, ye. Senin amına koy. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu sesi her daim duyuyor musunuz? Yankı var, eko var, yankı var. Bir dakika çifte mi geliyor acaba? Dur. Bir dakika şimdi. Bir, bir organize edeceğiz. Dördüncü ay bir yankı var. 80 böyle yayın yapılmaz. Klingof'cum hoş geldin Kaan. E bunlar sığmamış ki buraya. Ulan test yayını da böyle yapılır be. Şimdi benim kulağıma bir ne yıldırım geliyor. Oradan da geliyor galiba. Bir yıl mı be? Biliyor mı be? Şimdi şunu kıstım. Bakalım çiftliğe gelecek mi size? Eko var. Bismillah. Dur chat çok küçük. Şunları bir ben. Ya da chati şuradan okuyoruz. Selamlar. Zaten. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yankı var. Eko var. Sikerim. <laughs> Galiba söverim ha. İyi hadi lan size özel açacağım onu bekle. Elren yankı var. Vay be 8 ay mı seviliyorsun reis iyi Çok sıkılıyorum. Bunları ayarlamadım da. O kadar darladınız ki ayar yapamadım anasını satayım. Elle yapacağım gene biz böyle bir yayıncıyız. Al yankı ye 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 eve bak sine taşı kurban Eko var evet eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş Eko var evet eko var Abi taşındın mı? Evet yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var evet. Çekil Sa Eko var, yankı var. var, var. var, var. Full özlemişsinizdir kardeşlerim. Ben Üstüne, sevgiline sevgiyle yakalandım. Ha bu benmişim. Evet. Adım adım gidi Abone moda alın bir. Al abone moda. Bana destek Ay, lazım. Dur discord. Top oldum. Duygusal top oldum. Oğlum bunlar çok konuşuyor ya. Nuracun. Duygusal top oldum ne ya? Bir dakika sakin olayım. Bir sakin. Adım adım. Gittim başarıya doğru. Bir ayar çekmem lazım. Düzen benim düzenim değil. Bu kodum sürekli bağırıyor. Bunu sesini nereden kısarım? Hemen ayarlıyorum. Anladım nereden kısacağımı. Şuradan. Çok küçük bir ton versem yeter bana. Abone olun bakayım. Küçük gelse yeter bana. Dur bakayım gelecek şimdi. Tamam biraz daha kısalım. Eko var abi. Ev keke, 4 ay oldu. Eko var. Eko var. Durun. Haa. Şimdi bir daha bir gelsin. Eko var bu arada cidden var biliyorum. Bağır. Çok güzel. Bu beni rahatsız etmez diye düşünüyorum. Şimdi eko neden var? Çünkü taşındım. Eşya yok. Yani var şu taraf dolu da bu taraf bomboş. O yüzden sesim yankı yapıyor. Camları açtığım zaman yankı azalıyor ama cam açmayayım şimdi. Gürültü çok özlemişiz. Aga be. Yeni ev hayırlı olsun abim. Ben de özledim be oğlum. Valla iyi geldi ama biliyor musunuz? Bana çok iyi geldi. Hani çok yoruldum ettim taşındık maşındık bilmem ne ama iyi geldi yani kafam daldı. Beynim çalışmaya başladı. 2-3 şeyle uğraşmaya başladım işte yok şurayı yap yok buraya bunu yap. Yeni ev hayırlı olsun. Bilmiyorum farkında mısınız 7-8 kilo verdim hareketten Bakın. bakayım. Vermişim. Ee, kilo mu verdim düzgün beslenmeye yani yeni yıl yeni dönem yeni hayatlar o kafalara girdim biraz. Ee, sus lan! Bunu ben ya, tamamen kapatacağım ya. Olsun, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşler teşekkür ederim. Saçım falan kestim evet. Arka plan yok. Arka plan zaten bu. Ha, gördüğünüz gibi bence mis gibi arka plan için. Işte. Bahçe bahçe katı. Daha ne yapalım? Ha özlemiyor muyum? Eski şeyi tabii dün çok duygulandım ya. Dördüncü, ay abi Çıplak yayına de, daha iki de, ay, iki de, buçuk, de, ay, iki de, buçuk de, ay var de, oğlum. De, 110 110 kilo oldun abi. ağzı açık sırıtma. Ne diyorsun lan? Çok zor oğlum bunları dinlemek. Şimdi şuraya limon ağacı ekeceğiz. Bak. Şuraya bir tane limon ağacı. Ondan sonra. Ya yapma şunu ya. Amına kudum. Kim bunları yapan ya? Oraya limon ağacı gelecek. Ben var ya hayatta yayın yapamam böyle. İki yıldır bunun sesini duymuyordum ki ben. Sonra buraya logo gelecek. Şuraya. Logo arabada. Onu alıp takamadım. Normal yayına onu takarak girecektim ama dedim kim uğraşacak şimdi zaten anam ağlamış. Şuraya logo gelecek. Oraya aydınlatma gelecek. Arkaya bir şey yapmayacağım ki bu alan VR alanı olsun. Çünkü niye? VR yayınlarına başlıyorum. Sebep? Çünkü çok eğlenceli. Niye? Çünkü kilo vereceğim bir de. Neden? Siz de eğlenin diye. Adam doğrayalım diye. Hatta dur bakayım. Kalkacağım ayağa da götüm götüm gözükmesi şimdi. Olsun. ayı kutladık ne de çabuk. Bak. Yeni evin hayırlı olsun abi. Bunları buraya. Abi de bu var. Bu ne tahmin edin lan? Bu ne tahmin edin? Ne bu? Koltuk o kadar cük geldi ki tak dedi MSI'dan dün bizim Valhalla koltuğu geldi. Açalım mı lan bunu? Çok merak ediyorum. Paket bıçağım nerede? Anahtar var. Şurada. Oğlum bunu biz kuramayız lan. Ya kurarım da yayında şu kumaşını bir desenini görelim istiyorum. Yok. Allah kahretsin. Yeni evin hayırlı olsun. Abim iyi yayınlar. Dur. Birazcık büyükmüş. Ayakkabı oluşuma bakmayın. Ev temizlenmedi. Ayakkabıyla evde falan gezmiyorum. kiribe girmeyin hemen. <laughs> Üçüncü ay bu arada ev hayırlı oldu. Oha! Ayaklara bak! Aman okuyayım bildiğin 17. jant yollamışlar lan. Şimdi. Şunları da bir... <laughs> Obaaaaa Dur şunları göstereceğim Abi yankı var Assassin's Creed Valhalla De valla. Abi yankı var delip sakat da çok zorlamak istemiyorum. Ya şıkır. Koron olduk. Üf. Şş. Bak bak. Bak böyle yavaş yavaş soyacağım bunu böyle parmakla. MSI mısın be? O çok kaliteli ya. Müthiş kaliteli. Ya anlatamam kumaşını falan. Ama bunda elren yazmıyor tabi yazmayacak da. Bunu kullanır mıyız? Kullanırız herhalde ya. Düşünüyorum. Kursak mı acaba o kurmasak mı? E, bu nasıl evmiş be. Çekiliş. <laughs> Bana çekiliş mi? Bana çekiliş, çekiliş yok. Kim diyor çekiliş? Hayır, <laughs> o konulara da gireceğim Hayır, şimdi dur. Çekiliş neymiş ya? Aa tam bir göt yastığı. Bu ne lan? Bu Bu bel için. Kardeşim çekiliş yapanlara ciddi saldırılar varmış. Bu enselik, ense yastığı. Bu arada kalitesi çok güzelmiş ya. Şunu da atalım. Anasını belledim evin iki dakikada. Güzel. Ben bunu kurarım ya bir ara. Yayında da kurarım. Bir şey değil ya. Ne olacak? Oh. Teşekkür ederim MSA'ya. Ee, bu koltuğu yayında görüp de şey yapanlar ayarlayıp yollayanlar Çok saçma yaptıkları şimdi e, o konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim aslında bir noktada saçma değil şöyle saçma değil yanlış anlaşılmamak için söylüyorum çekiliş vade adı altında insanlardan yine o sm hastaları gibi bir durum var çekiliş adı altında insanlardan para topluyorlar takip kasıyorlar bir sürü şey yapıyorlar ürünleri bile yollamıyorlar ya mevzu oradan doğuyor. Yani insanlar dolandırıldığı için bu mevzu dönüyor. Adamlar da denetleme getirmiş. Sana aslında kötü bir şey demiyor. Sana diyor ki kardeşim diyor ara bizden izin al. Vergisi, vergisi bir şey varsa kazanç ediyorsa, kazanç elde ediyorsa ara izin al diyor. Bu zaten bilindik bir şeydi. Bu yeni bir şey değil. Ama hani ne çekiliş yapanlar var? Efendim abi. Kargo mu? Tamam abi gelsin. Tamam tamam gelsin gelsin. Boku yedik. Geliyorum. Bir yıl evliyin abi Allah utandırmasın bir şey diyeceğim yanlış anlama ama eko var <gülüyor> <gülüyor> Selam Eyraim moruk ohh Durun şimdi. Oh. <laughs> Yukarıdayken ses geldi mi? <laughs> Nefes nefese kaldım. Abi dur bakayım şimdi. Ufak ufak okuyalım. Heh, özet geçeceğim. Ne oldu ne bitti diye. Uf. Arka plan mükemmel olmuş demiş. Emre Yıldız 3 lira alırmış. Eyvallah kardeşim. Ya arka plana hiçbir şey yapmadım. Yani arka plan zaten böyle kendi halinde güzeldir diye düşündüm. O yüzden... Ha, Koan aferin lan. Şimdi hiç daha testini e, şeyini yapmadığımız için <laughs> Lan herkes şey yazıyor ya. Oğlum benim benim telefonum ya sikerim ben şunu kapatıyorum ya. Bir dakika bunu sonra ayarlarız. Kapattım bildirimleri. Aboneler bile trollüyor ya. Diyorum ki kameramın açısında telefonum gözüküyor mu? <laughs> Herhalde oradan telefon numarası bulamazsınız, göremezsiniz diye düşünüyorum. Tamam onlara dikkat ederiz. Şimdi biz abi hiçbir şeyin simülasyonunu yapamadık. Yapamamamızın sebebi de yani millet böyle abi 10 gündür taşınamadın falan dese de onun cevabını birkaç yerde verdim ben. Ben detaycı abi ben uğraşıyorum kendim yapıyorum yapmaktan da keyif alıyorum. Ee, yani 3 gün 4 gün sürer sanıyordum sürmüyormuş. O bil, yani tahmin edebileceğim bir şey değildi. Bence iyi de oldu. Ee, bu sebeple de bir dakika abi şunların hepsini bir kapatalım. Biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Anca ki ev bitmiş değil ama en azından yayın yapabileceğim kıvama soktum her şeyi. O Mert'cim hoş geldin. Kamera biraz daha aşağıda siktir et abi. A Ayarlı kameranın açısı falan gayet güzel bence. Aşağıya aşağıya gerek yok. Standart benim evdeki duran kamera açısı bu. Sadece solumu aldım bu sefer. Tam tersiydi. Kilo vermişsin neyiz? Normal. At gibi indir kaldır. Buradan tekrardan en başta başlarda AK'a ama sonra da Klaf'ın aşırı OP performansından dolayı teşekkür ederim. Ya yani Klaf olmasa, AKalar olmasa, bizim çocuklar olmasa e, yüksek ihtimal bu iş çok daha uzun sürerdi. Çünkü öyle boktan bir zamanda belim tutuldu ki yani ilaçlarla, milaçlarla hallettim. Klaf 10 gün boyunca burada kaldı. 10 gün boyunca adam eşya taşıdı. Tonla şey yaptı sağ olsun. <laughs> ona buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi yolluyorum flower değil lan klaf flowerlar da geldi gitti az önce ondan önce aka çok koşturdu benimle sonra klaf devreye geçti valla adam yani hiç şey demeden abi yardıma ihtiyacım var mı bile sormadan kapıda bitiyorlardı yani sabah oluyor beni onlar uyandırıyor abi hadi çalışalım abi hadi ee, geliyoruz ediyoruz diye diye beni de çok güzel tetiklediler işleri yürüttük. Diğerleri de uzaktan destek verdiler. Öyle. Abi bu evde sigara içme tavsiyem. Abi bir kere yattığım yerde sigarayı olayını tamamen bitirdim. 10 gündür. <laughs> Ağzıma bir tane fast food koymadım. Kolayı bıraktım. Kola içmiyorum 10 gündür, 10 küsür gündür. Ondan sonra başka ne yaptım? İşte hareket zaten ediyorum ister istemez. Ama kolayı bıraktığım için iyi oldu. Çünkü günde 8 litre, 9 litre, 10 litre şey içiyordum. Oğlum Holmes'e niye satıyorsunuz ama? Holmes'te ne ilgisi var ya? Holmes'lük bir şey yok oğlum. Holmes bana sordu zaten. Aa dur. Çete MSI gelmişti. Nasıl ya? VIP'in yok mu senin MSI? Bir yaz bakayım. Bir durun. Sapçet bir yazmayın bakayım. Bir durun. Dur dur yazma MSI MSI yazma. Dur bir yazmayın çete bir şey. Gözümden kaçmasın da adam ıkınıyor galiba. Yazabildi mi? Oğlum tamam diyerek de bir şey yazmış oluyorsunuz. Kafa kullanmak lazım. Oğlum bir durun lan. <laughs> Story'de sigara var abi. Sigarayı bırakmadım. Yatak odamda sigara içmeyi bıraktım diyorum oğlum. Sigarayı da bırakacağım. Rahat olun ya. Hepsini halledeceğim oğlum. Kafaya koyduğumu yapıyorum ben. Kilomu da vereceğim sigaramı da bırakacağım Sporumu da yapacağım artık sağlıklı insan Hep beraber sağlıklı insan olacağız Çünkü ben dün bir tane audition buldum e, Açacağım size Tiyatro yaptığım o gayet sökmen Ajans döneminde Murat Şen beni çalıştırıyor dedim ya Dün şifrelerle falan uğraşırken Bir video buldum Aslında açsam mı açmasam mı Bir düşünmüyor değilim Yazdı mı Heh, Ne yazdı Tufi. Ne yazdın Tufi? Göremedim ama siz söylersiniz ne yazdığını. Ta tamam, ya bir şey yok yani. O, yapıyorum. Kendi kendime çalışma yapıyorum. Açarım tamam. Abi sigarayı bırakıcı göbek çıkmasın. Tamam çık çıkmaz çıkmaz. Abi, abi kolay sıkıcı. Sen içmiyorum. 3 gündür sigara içmedim, bir rahat yatabiliyorum. Ben abi nefes alabildiğim fark ettim. Yani sigara içenler varsa yaşı büyük. Ee, MSI'nin hala ne yazdığını bana söylemiyorsunuz oğlum. Abi biri telefon numarası atsın abi. Telefon numaran falan çoktan değişti. Nikini alın veririz avukata. Şeyi diyorum. Sigara içenler varsa eğer odanızda veya yattığınız yerde içmeyin. Öyle bir kanun edin kendinize, kural koyun içmeyin abi. E sigara zaten boylu boy içmeyin de. <laughs> İyi yayınlar Bosran Yeni evin hayırlı olsun yazmış. Ha eyvallah. Emezay teşekkür ederim. Bu arada bugün Godlike'ımı da verdiler. İkinci Godlike o AMD'nin. Onu da kuracağız bakalım ufak ufak. Abi yetişemiyorum. Yetişebildiğim kadar. sponsorluktan kovuldun galiba. Niye kovulayım oğlum? Adamların adamların koltuğunu gösteriyorum, koltuğunu. Ulan benim gibi adamın sponsorluğunu bozarlar mı ya? Bu kadar dürüst, yapmacık olmayan, olması gerekeni söyleyen hayırdır lan? Kardeşim MSI canımsın. 300 izlenirken de ben neydi? Şimdi bile ben, ben de onlarlayım tabii o da ayrı bir konuda. <laughs> Abi L koltuk nerede? L koltuğa özel vlog çekeceğim kardeşim. L koltuğa özel ben vlog çekeceğim. <laughs> Ev vlog yok L koltuğun bile olacak. Bir yengemiz eksik. Doğru söylüyorsun. Gelsene. <laughs> bir de kafamla da baya gerçekmiş gibi takip ettim. Gel gel. gel. Aa, kurumuş boğazım. Be. <laughs> Siktirin gidin ya Allah Allah. İlla evlendireceksiniz beni ya. Dedim ne oldu ya? Öyle öyle oltaya getiririm adamı. Git, git. Yok arkadaşlar sevgilim. Nerede fazla şunu söyleyeyim. Abi hayvanları nerede merak ettim. O bayağıdır yoktum demişsin de amına koyayım 2 sene geçti bu muhabbetin üzerinden. Sen bayağı bir gidip gelmişsin. Korona Ali 5 abi zayıflamışsın. 5 günde daha evde fena olursun. Rahat ol. Daha evin %20'si bitti oğlum. Ya evin yüzde 20'si bitti bölümlerin yüzde 20'si bitti. Yani şurası bar olacak dedik yapamadık. Burayı tamamen bitirdim. Şu hani L koltuğun olduğu yer tamamen bitti. Bahçe ne güzel değil mi lan bahçe şeylerim? Aa bahçe gözükmüyor. Işıklarını. Aa bir de dur. Yeni yeni şeyler göstereceğim. Mesela bak. Oradaki bütün hüyleri buraya taktım hüyleri. İzle. Bir dakika MSI koltuğun birisine hediye edelim 12 aylık sablarını üzerinden birisine. Harbi mi? Ha Valhalla mı? Valhalla mı? Benim koltuğumu mu? Bana Bir şey söyleyeceğim. Bana yolladığın bu yenisini mi? İki tane mi var bundan? Valhalla diyor. Vallahi Valhalla diyor. <laughs> Hayde. iyi Şş. Aboneler. Valhalla koltuk. Anda bu. Bu kadar ama. da <laughs> altı yok bunun. Kızak gibi oturuyorsun üstüne kayıyorsun. Bak kar için. Gördün mü? Altay üstü. Sekten lan altay ne? Burada kırk ay adamlar var gıkı çıkmıyor. Valhalla o koltuk satışı yok. E, satılmıyormuş arkadaşlar bu koltuk. Özel seriymiş. Kaç tane var lan dünyada acaba? Ama bir tane link atacağım. <gülüyor> <gülüyor> at da at. Tamam linke tıklarız. Ayıp ediyor. Hak GG. Oğlum sizin zaten herkesin katılabileceği şey var. Söylediğini, e, <laughs> <laughs> işte, Hediye var. Bu ev karanlık olmaya başladı çünkü ben ışıkları kapatmışım. Bekleyin dur şunları ayarlayayım. Helim ayağım dolandı ya. Tamam böyle dursun. Şunlara da bakalım. Tepe ışıklarım iyi mi? Anlımın parlamaması lazım. Tamam. Şimdi La o niye yanmıyor? Aa ya yanıyormuş da gözükmüyor. Sağ taraf yok. Şöyle dursun. Bunlarla o kadar çok uğraştım ki Biliyorsunuz bu ampulleri ışıkları ben bir senedir biriktiriyorum Buraya şey oldu Evet Mik yeni mi? Mikrofon yeni değil sadece başında Filtre vardı onu çıkardım. Tamam okey. Bitrate'de bir sıkıntımız var mı? Ad, dur Discord'u açayım ya. Bizimkiler şeydedir. Biz kurt açıyor herhalde. Alo, o, Ay, o, 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 alo, 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 Oğlum bak ben yayındayken bir şey e, konuşmayın amına koyayım. Bir şey konuşuyoruz, biz konuşuyoruz. Boy, boy e, e abi, tamam bir şey, şey konuşmuyorsanız ama sanki yedirmiyor <laughs> burada dedikodu dönüyormuş gibi. Evet, Allah Allah ya. Algı yönetimi biz gizli şeyler yapıyormuş. Algı yönetimi. Evet ya. Koltuk kime çıkacak onu konuşuyorduk. Bir şey diyeceğim. 12 ay üstü dendi bir kere. 40 ay üstü ben alayım gideyim diye. 40 ay üstü. Ben de girerim ki. Oo 40 ay üstü mü yapsak lan? 24 değil mi ya? Yok, abi 40'a üstü bir tek Mert an mı? Evet. Şimdi bir dakika. 40'a üstü bir tek sen misin Mert? Hayır ya. bizde varız evet, ya. Siz kırk kırksınız. Hayır bu sistemsel bak. Biz aynı sürede uzunluktayız. <laughs> ya kardeşim bence 12, ay, 12, ay, üstü bak bir yıl üstü daha mantıklıdır. Anlık bir evet. hediye ise bu eğer 12 ay üstüne çekelim. Allah abi eline ayağına sağlık abi. 12 Çünkü ben güzel. hep söylüyordum ya şimdi zaten çok büyük bir ee, hediye dağıtım yapılacak. Hani bu, <laughs> bunun üzerine abonelere özel yani 12 ve 24 üstü aboneler özel bir şeyler yapacağım dedim ya. İşte onların ilki bu olmuş oldu. Vesile oldu. Bir MSI sağ olsun. Çek gitsin. Tamam çekeriz. Durun. Sakin sakin ilerliyoruz. Bir tane WhatsApp grubuna bir şey attım. O linki bana bir sallasanız da Discord'dan. Ben burada yolluyorum. Aynen onu aldım. Böyle. Ee, valhalayı bu arada ya, satış olmadığı için parayla alamayacağınız bir şey arkadaşlar. Bu ama koltuğun kendi hali örneği varmıştır. Onu bana yollamaya çalışıyorlar da. Hmm. İki ay yap abi. Yolladım. Yolladım. Birinden Yankı geliyor. Aka'dan geliyor galiba. Benim, Orada, ben de olabilirim. Bas konuşa geçtim. De. Yo. Aka'yı bir atayım. Se. E. Tamam Aka değilmiş. Bendim ben. <laughs> bakayım Az o ya koltuğa. Bu Valhalla değil ki kordu senin hatta. Bu Valhalla'nın üzerine yapın, Ama... Ha. Hayır hayır aynı. değil zaten. Koltuğun şeyi aynı. Vaa. Wow. Bambaşkaymış bu arada. Oh. İnşallah bana çıkar. <laughs> Bir kere bana çıksın ya. Bende bende. MSI'nin ben normal koltuğu varmış bu arada. 4000 lira lan. Bu arada işte şey hediyenin fiyatı da iyiymiş. <laughs> Bunu anlık vermesek mi ya? <laughs> yarısını yarısını. Bir de bir dakika, bu sadece yani üzerine yaptıkları koltuğun fiyatı. Tam, bu MSA'nın <laughs> bu koltuğun fiyatı. Bu <laughs> Valhalla Edition yani satışta olmayan O zaman 15 bin liraya satıyorum arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın yani. İçeri geliyorum. Kazanan Tabii bir 3 bin ödesin Temizmiş. Ayıcım hoş İyi. geldin. Aa, özlemişim ya. Vallahi yayın yapmayı özlemişim lan. Bıkmıştım en son şimdi özlemişim. Bence 24 olsun ben hak etmiyorum demiş ama kaç? 11 aylık. Ha 12 ay olsan öyle demezdin kardeş. Abi yüzüm parlıyor. Tamam oğlum. Yapacak bir şey yok. Onları ince ince ayarlayacağız. Onları çözeceğiz. Ben arkadaşlar oturup da yayına çalışacak veya işte görsellerini oluşturacağım bir Şeyim olmadı. Zamanım olmadı. Böyle idare edin. Ama çok parlıyorsa kısayım biraz size dur. Şöyle şu kadarcık kısıyorum. Şu anda güzel gözüküyordur diye düşünüyorum. Kamera çok yukarıda. Ya tamam mı koyayım? salın ya. Alo. Alo. Yok size demedim mi? Chat başladı gene hayat yönetmeye ya. Şu bahçe çok güzel gözüküyor ya. Bah bahçe gözükmüyor işte. Kameranın şey. ayarından... Bahçe gözükmüyor. Bak kameraya bir ayar çekeceğim. İzleyin bak şimdi. Şöyle engellemesine. Bak daha real vereceğim şeyi. Ne yaptın lan? Işık verdin Kara oy. <laughs> Dur, Karıncalandı abi bi. Mok gibi oldu lan dur. Botalar <laughs> oraya gitti mi? Yok. Hayır. Dur Ağırıyorum belli olmaz. Niye bağırıyorum ki? Bir delay geç. <laughs> Grip, sen niye bağırıyorsun? Uzakta ya bağırmamın <laughs> gerekiyormuş gibi şey <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> Gitti biraz daha. çok az var Şimdi bakın. Var, Yine var biraz. Var Anca biraz. Var. Çok az var. Ortada var aynen ışıklı kısmında. Şimdi bakın. Hala var ama daha az. Var abi hala. Şimdi bakın. Bekleyin. <laughs> Gitti şu an. Gitti. Gitti. <laughs> Ulan ben gözükmüyorum o ha çok karanlık olmuş bu ya ulan bir şey göstereyim dedim ağzını sıçtım kameranın ya aynı ya aynı da başındayken iyi aynı değil oğlum aynı ya değil de güzel suratın da parlamıyor Evet ama şu an iyi sanki suratın parlamıyor. Şey daha sanki ama. Klaf evdeyse bir getirsen abi. Klaf yok tek başıma. şu an bahçede oğlum görmüyor musun? Aa. <gülüyor> gördüm. mü <laughs> <laughs> var mı yok, yok 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 Gözüm bozulacak arkaya bakmak Tamam iyi oldu işte Eski haline döndürdüm gibi geliyor Öyle öyle abi şu an eski ah. haline Evet arkadaşlar Ne diyorduk Beni biri aradı az önce fızık fızık. Barış abi varmış. Reis bir beş gün on iki ayım hafta geçersin. Ha, şimdi ha, bu koltuk meselesi. Koltuk özel bir koltuk. Bunu 24 dört ay üzeri yapalım. Evet. Olur. 24 dört ay Olur. üzeri kaç abonen vardır acaba benim? On iki yap abi on iki yap. Beş yüz altı yüz falandır. Beş müdür? Tabii ki. 24 dört üzere. Bak bak. 24 dört üzerinin hepsiniz artı bir yazıyor bak. Yok lan, onlar hayır şey. Hayır, 12 yap abi 12 yap. Ee, abi şey yapabilirsin. He. Mesela 24 üzeri açıp sayının az olduğunu düşünürsen 12'lere de açarsın. Bence onu bu madem şu an öylesine gelişti. Bugüne bağlamayalım. Yarın çekelim. Abi Eko var. Evet Eko var. Sikerim seni. <laughs> o, gün, o gün çok triggerlanmıştım arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak... Dört buçuk saat Eko var yazdılar. Yani abone chat de değildi o. Geldiler bana zaten sıkıntılı bir günümdü. Donate'leri oku. Donate'leri okuyacağım. 25 lira olmuş biri. Ne demiş? Yeni evin hayırlı olsun. Kart GG olmuş. Abone olamadım ama buradayım. Ee dedi gitti. Nereye gitti lan o? Bunları da ayarlayacağız. Sesler inanılmaz rahatsız ediyormuş. Siz o yayını nasıl izliyorsunuz öyle ya? Bin Ali Yıldırım, Bin Ali Yıldırım. Bir de altlarını da okuyor. Bana mı çok geliyordu acaba? Eskiden altlarını okumuyorduk ya. Normalde bize gelmiyordu galiba. Ben hiç değil. duymadım o finali yıldırımı. Allah Hayır Allah. Şu yıldırımı. an geliyor mu iş peki yayında? Ben kapatmış olabilir miyim komple? Gelmiyor abi gelmiyor. şu an sıfır. Bunları bir ayar çekeriz abi. Şey giriliyor sadece. S.A. yazıyor mesela birisi şu an. Tamam. Okey. Ah. <laughs> Demek ki sesim hiçbir şekilde düzelmemiş. Şuradan 10 versem çözeriz gibime geliyor. Heh. Şimdi gelmiş olması gerekiyor. A abone olamayan bendim şimdi oldum ama sıkıntı yok. <laughs> Hoş geldin hocam. Şimdi mevzuya giriyorum. Mevzuya giriyorum dediğim. Bitrate'de sıkıntı yoksa, görüntüde bir sıkıntı yoksa. Ee, bir gündemi takip etmek adına, gündemden geri kalmamak adına ben yokken şu 10 gün ne oldu ne bitti bana bir video olasın bizim ekip. Ben hiçbir şeyden haberdar değilim. Bir tek bildiğim e, dün şeydi bu... Hayırlı, olsun, güle güle otur değil. Abi aleyhine yazılan yorumlar like atıyorlar. Diğer bütün başlık entry'leri gün boyunca bir iki like almış. Siktir et oğlum o site zaten kim sitesi olduğu belli. Siktir. takılmayın o şeylere. Oğlum artık salın şunları ya. Bırakın bir, yıldır Ankara'da deprem oldu. şey hissettin mi sen Mert? Evet. Hayır bu yeni bugün deprem olmuş az önce. Hissetmemiş herhalde. <laughs> Şu an hissediyor herhalde. <laughs> şey e, sen ne bugün? Boğazına kadar ne aldın sen? Ay, şey, <laughs> ne vardı az önce? <laughs> Yemek yiyordum da şey <laughs> hissetmedim eyvallah abi. Hissetmedim de öncekini hissettim. Tamam bir Whatsapp. geçmişiyorsun olsun bu arada izledim. Hani bayağı az küfür etmişsin. Tebrik ettim seni. <laughs> <bir> de. <laughs> Demek ki Allah korusun yedi falan görsen. <laughs> Allah göstermesin fena yani. Ne kadar boktan bir şey değil mi? Abi çok kötü bir şeymiş ya. Ki senin yaşadığın 4.7 Ve ilk defa yaşadım ben hayatımda. Ben Aa. Yaşadım. yaşa hiç Yaşamayan için daha kötüdür. He, WhatsApp mevzusu var. WhatsApp var. E, bu çekiliş muhabbeti var. O çekiliş muhabbette söyleyeceğim şey şu. Birincisi çok kızdığım bir şey var. X insanların isimleri dönüyor. O X insan insanların isimlerinin döndüğü postların altında e, binlerce yorum içinden bir iki tanesi için söylüyorum bunu tabii. E, mesela örnek veriyorum. O oh, elren listede adı yok gerisi benim sikimde değil yazan. Yine sıfır gönderi, sıfır takipçi, sıfır post, fake hesapların ben ta ağzına sıçayım. Ee, buradan tekrar tekrar söylüyorum. O kişilerin benim izleyicim olduğuna, fanım olduğuna vesaire inanmıyorum. Ee, bunlar tamamen e, yıllar yılı algı operasyonu yapan, algıyla bir yerlere gelebilmiş insanların tohumları. Artık onların fake'leri midir nedir hiçbir fikrim yok. O yüzden onları aldırış etmeyin. Hep söylüyorum, her yayınımda da söyleyeceğim. ...umursamayın, tınlamayın. Sıkıntı yok yani. Ne Alayı toplansın, saldırsın. Hiç dert değil. Bugüne kadar hep bize saldırdılar. Biz karşılık vermedik. E, çok şükür işimize baktık. Bakmaya da devam edeceğiz. O yüzden siklemeyin. Bu bir. E, i̇kincisi geçmiş olsun. Öyle bir şey varsa ama yalan haberse de... E, ...bence bunu peşine düşürmeli. Çünkü çok ciddi bir karalama var orada. E, şöyle bir fark var. Normal yorumlamam... ...şu şekilde olacak. Bizim gibi yayıncılar... ...hediye dağıtırken... Bir karşılık beklemiyor. En fazla takip kazandırmak için bir şeyler yapıyor. Yani maddi anlamda söylüyorum bunu. E, abone çekilişleri oluyor ama o abonelere özel. Yani sizin abone olup da bizim vergisini ödediğimiz. Yani işimiz olan şeyin e, getirisi olarak hediyeler dağıtılıyor ve çekilişler yapılıyor. Ben orada açıkçası Tamer'i gördüm mesela. Yani Tamer e, oyun delisi. Adamın o de olması o kadar alakasız ki. Yani Instagram'da veya farklı yerlerde o kadar çok, o kadar saçma, o kadar arkası dolu olmayan çekilişler yapılıyor ki insanları dolandırmak e, anlamında söylüyorum. O listede ben arkadaşlarımı, cantuları, pelinleri vesaire işte bizim ortamızda insanları veya diğer insanları görünce açıkçası e, rahatsız oldum. Yani ne alaka dedim. E ben de yeri geldi çekiliş yaptım, çekiliş arifesindeyim. Ee, nitekim 10 gün sonra 15 uzattık şimdi işte avukatlara yolladık hızlandıralım mevzuyu iznimizi tam alalım diye Yani bu öyle abartılacak bir şey değil ki biz ev araba dağıtmıyoruz kardeşim Biz hediye dağıtıyoruz bizi sponsorlarımız destek oluyor bize verdikleri şeyleri veya her neyse gidiyoruz İzleyicilerimizle paylaşıyoruz diyoruz ki kardeşim buna 50 lira 100 lira 200 lira verip de bu çekilişe girmen gerekiyor gibi bir vaat de vermiyoruz katı hayır oğlum birini dis atmak için söylemiyorum. Sizin ismini sürekli geçirdiğiniz bir sürü insan bunu legal yapıyor arkadaşlar. Birçok insan bunu gidip iznini alarak yapıyor. Yani o araba ev dağıtanların çoğu izinli diye biliyorum. Ama bunun dolandıran tarafı da çok fazla. Abi yani bunun denetlenmesi lazım özetle. Denetlenmemesi gerekiyor demiyorum. Hepim, hepimizin bu işin yasası neyse, kuralı neyse öyle yapması lazım. Ama haberdeki öne sürülen isimler böyle bir gereksiz yani bir böyle farklı algı yaratma gibi hissettirdi bana. Neler var daha piyasada yani orada o isimleri göstereceğin suratlarını paylaşacağın. O beni rahatsız etti ki benim o listede adım yok veya fotoğrafım yok, görselim yok. Rahatsız oldum sabah sabah. Bana da bir sürü şey yollamışsınız. Abi işte çekilişi iptal et, çekilişi iptal et. Arkadaşlar gidip izin aldığınız zaman yapabiliyorsunuz zaten. Benim çekilişime daha var 15 gün, 20 gün. O yüzden panik olmayın oğlum. Her şeyin çaresi var. Ee, gideriz, iznimizi alırız. Zaten alacaktı. Kızlandırdım sadece dedim ki bu iş bu kadar önemliyse. Bana e, böyle saçma sapan yerlerden yazanlar da oldu. Niye re yaptım falan. Kardeşim onun açılmasını da yaptım senin aklına 10 milyon lira ceza yiyeceğin yani varsayın bu tabi ama 10 milyon lira ceza yiyeceğin ve 2 yıla kadar hapsin isteneceği bir anla karşı karşıya kalırsan kafanı götüne sokar katara kaçarsın dedim. O yüzden bize öyle reyli meyli muhabbetler yapmayın 3 kuruşluk beyninizle diyerekten e, bu önemli bir şey. Hiç kimse yani bu benim çıkarım olan bir şey değil 3-5 takipçi dışında ya yani baktığın zaman ya da firmalara destek açısından. Ben dışarıdan gelen Çekilişlere her zaman kapalıyım zaten. Ben kendi izleyicime her zaman e, şey, <laughs> her zaman çekiliş yapmak veya bir şey vermek isteyen adamların böyle bir durumda kalması beni rahatsız ediyor açıkçası. Şu sesi kapatacağım çok rahatsız ediyor hakikaten. Dikkatim dağılıyor. <laughs> Tam atarlı bir şey konuşurken de detoy olunca çok kötü oluyor. Bundan sonra da öyle bilinsin. <laughs> Bize ters yapanın arkasından. <laughs> Ya umarım o soruşturma meseleleri falan hall hall olur. halle olmayacak şeyler değil. Dediğim gibi insanlar küçük küçük e, çekilişler yapıyor. Ne bileyim yani örnek veriyorum. Pelin ne vermiş? Ya da diğerleri ne vermiş? Oyun delisi ne vermiş? Küçümsediğim için söylemiyorum bu arada. Ne o? Kordi? Ha başka bir şey söyleyeyim. O yüzden bizim çekiliş iptal falan olmadı. E, sadece önümüzdeki hafta içi ancak o zaman vaktim olur. Gideceğim Milli Piyango'dan normalde son hafta alacağımı düşündüğüm izni hemen alacağım avukatla birlikte. Devam yani bir sıkıntı yok. Nemesiz 250 lira 60 <laughs> yeni evin ayırıyoruz sağlıklı. parayı iadesini yapacağım. 350 lira olarak atacağım. Oha Eyvallah. Abi, bir şey var mı? Ne o? Ne? Hemen 50 e, bin e, TL atıyor abi? <laughs> e, tabii kardeşim bize donate at, şey e, bağış atanlar şey oluyor. Faiziyle geri Ayda. Hayda. Tepki şimdi videolara geçeceğim arkadaşlar. Bir bakalım YouTube'da neler dönüyor, ne videolar var. Onlara bakacağım da. Ya yani çekiliş konusundaki mevzum bu. İzin alındığı takdirde herkes çekilişini yapabiliyor. Ama dediğim gibi bizim yaptığımız şeyler organizasyonlarda herhangi bir şekilde Para ödemeniz veya katılım için ekstrem bir şey yapmanız gerekmediği için, herkesin katılma hakkı olduğu için bizi çok alakadar etmiyor o durum. Ama yine de ticari gelir elde etmediğin zımbırtılarında, çekilişlerinde bir kanuni açıdan detayı varmış. Abi kilo vermişsin. Biliyorum biliyorum verdim. Çok bir şey vermedim oğlum 6-7 kilo Whatsapp konusu ya Whatsapp konusu külliyen hikaye ya. Ya ben şu triplere uyuz oluyorum bak dün bizim burada da tartışıyorlardı. Hani sanki bugüne kadar sizin bütün verileriniz gizliydi namusları gibi koruyorlardı asla bakmıyorlardı da. Şimdi bir anda böyle oh, oh my god oh. benim verilerimi alıyorlar ha ve bunu bana onaylattırıyorlar ha yani geçin ha bu işleri. Ya onaylamayacağım ben ya onaylamak istemiyorum. O senin bütün o yolladığın pipiler memeler hepsi orada. Ama adamların neyine yani? Ya biz kendimizi bazen çok önemli hissediyoruz ya. Çok bir bok. Evet. Kendimizi çok bir bok zannediyoruz. Yani koskoca dünyada Sikim Sonic ee, Mengluk Abubi'nin Whatsapp'ındaki Troko'yla konuşmaları bütün Amerika'nın konusu amına koyayım sanki. Yani bir bakış açısından aslında önemli bir şey de ya ne önemlisi oğlum? Ne, ne olabilir yani? Abi bireysel olarak sana hiçbir şey olmaz. Bana da hiçbir şey olmaz. Bize ne yani? Adam benim datamı ne yapacak? Ama adam yani 5 milyar insanın datasını alırsa yani hayır, çok bak, bir güç sahibi oluyor aslında. Şunu söylemeye Öyle. çalışıyorum. Hayır hayır yanlış anladın. Bu tabii ki de önemli bir şey. Yani adam düşünsene altta döndürdüğü reklam algoritmalarını. Heh, evet Ya yani. yani Senin kişisel bilgilerinle kişisel verilerinle o adamın yapabileceği bir şey yok. O adam seni çatır çatır reklam unsuru olarak kullanır. Tamam mı? Evet. Hani bu şey hikayeleri var ya yalan değil oğlum onlar. Köpek mamasından bahsediyordum. Kromu ee, bir açtım köpek maması çıktı. Allah Allah kesin biz dinliyorlar. Lan yarabbim zaten dinliyorlar. Yani dinlemiyorlar. Ee, Algoritma öyle işliyor. Yapay zeka dinliyor ama işte. Evet yapay zeka onu algılıyor zaten. Yani yapacağı maksimum bu. Ya ben arkadaşlarımdan falan de duyuyorum yani. Hep öyleydi. Şimdi bunu bence şeye bağladılar. Hani ayıp olmasın bir de <laughs> altına imza attıralım da yarın <laughs> öbür gün bir sorun yaşamayalım yani. Bir kere davaya çıktı abi adam şimdi düşündüğünde. Bir daha çıkmayayım diyor. Hugo la dis mi? Hugo la kim lan? Oğlum her cümlemde birinde dis oluyor. Nasıl olabiliyor bu anlamıyorum ya. Arkadaşlar ben sizin gibi bütün Türkiye'yi takip edemiyorum. Biri benim fikrimin zıttını söylediyse bilerek bir diss atmışlığım yok. Kendi fikrimi zikrediyorum şu an. Hugo'la şey değil miydi lan? Bizim müzik yapan. Ulan çok da severim o çocuğu. Ne diss atacağım? Abi. Ha. Bak bu konuda bir keps yapmışlar. Gördüm bak. Özelden son... attım. Ne yaptın? Atakan attı sana bir bak. Özelden. <laughs> çok iyi lan. <laughs> Bu, a, oğlum elinizde böyle şeyler varsa yollayın lan dur bak. Bunu No Context 8born ve yapmış. <laughs> dinliyorlar abi. Ha dinliyorlar abi. 8born çok izledim kanka. Dayan dostum az kaldı. Bir de şey yapmış dün gördüm. Eliren niye yayın açmıyor amına koyayım yazmışım Mark'ta yukarıda taşınıyor amına koyayım. <laughs> Adam taşınıyor AMK yazmış ya.